Günaydın. Ya iki gündür niye etrafı kimse toplamıyor? Ortalık savaş alanı gibi. Çünkü sayende savaştan çıktı. Ay yani bunda senin hiç suçun yok Selda. Kim toplayacak peki? Tabii ki sen. Yaptıklarının cezası bu. Ayrıca bu da sana bir ders olsun. Bir insanın olmadığı bir şey gibi kendini göstermek istemesi çok yanlış. Neysen o olmalısın. Yine başladın Melda. Senin için o zaman estetik yaptırmak yanlış bir şey mi? Değil. Her kadının olduğundan güzel görünme hakkı var. Bu olduğundan farklı görünmek değildir. Bu gerçekte olman gerektiği gibi görünmektir. Ya? Ay Selda, senin şu 3 günlük tatile gidişin hepimize yarayacak. İnan. Sen bakma Melda halanın böyle dediğine. Aslında için için nasıl estetik yaptırıp benim kadar güzel olmak istiyor bir bilsen. Ama estetik bilimi henüz o kadar gelişmedi. Ya Selda hala sen tatile mi gidiyorsun? Bu son olaylar beni çok bunalttı bir Ayşegül. Hani bir süre uzaklaşayım da kafamı dinleyeyim diyorum. Gel bakayım sen şöyle. Sen neden sahte kimlik çıkartmaya ihtiyacı duydun? Melda halama söylemeyeceğine söz ver söyleyeyim. Ayıp ettin Ayşegül, söyler miyim hiç? Ya ben bara gidip Selim'i basmayı düşünüyordum. Ve onun için de 18 yaşını doldurman gerekiyordu. Evet. Ve sahte kimliğim olmasına rağmen tipim 18'i göstermediği için içeri almadılar beni. Sence ben çok mu küçük gösteriyorum? Ne yazık öyle Ayşegül. Ya ne olurdu sanki 18 yaşında gösterseydim? Bir kere erkeklerin daha fazla ilgisini çekerdin. Sahiden mi? Tabii. Çünkü erkekler böyle olgun kadınlardan hoşlanır. Kadın kadın olan kadınlardan. Yani Tuğçe gibi. Biliyor musun? Okuldaki herkes onu en az 18 zannediyor. Acaba Selim de olgun gösteren kızlardan mı hoşlanıyordur dersin? Sırf bu yüzden ben Selim'i elimden kaçırırsa? Ayşegülcüm, dert ettiğin şeye bak. Olgun görünmek senin elinde. Makyaj denen bir şey var ve ne kadar şanslısın ki makyaj ustası bir halan. Nasıl yani? Sana tatile çıkmadan önce son bir kıyak yapayım. Yürü 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 yürü. Gel 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 benimle gel. İşte bu kadar. 5 dakikada 18 yaşında oluverdin işte. O zaman ben de okula gideyim. İyi tatiller canım. Bay bay. Bay bay. Ay ay, erkekler sana bayılacak Ayşegül. Benim neyim eksik? Ya niye inanmıyorsunuz ya? Vallahi billahi tam karşımızda. Vallahi billahi. Kaplan. Hayır aslan. Kaplan. Hayır aslan. Kaplan. Hayır aslan. Tamam aslan kaplan, yani bizim böyle bildiğimiz Afrika'da yaşayan büyük kedi. Ha? Ay saçmalama Toygar. Ya Afrika'da yaşayan aslanın bizim okulda ne işi var? Bu İstanbul'da yaşayan aslan. Belki tatile gelmiştir yenge. Sizsiniz yenge. Tuğçe sonra ne oldu? Sonra bize buralarda bir kasap olup olmadığını sordu. Biz de yok deyince o zaman sizin de karnımızı doyuracağız dedi. Evet. Ne sırıtıyorsunuz? Ya Toygar bir şeyler yap, kurtar bizi bu aslandan. Yapacağım yapacağım, sizi rahat bırakacak, merak etmeyin kızlar. Ne yapacaksın? Şey yapacağım. Böyle Toygar, Fethi, Naci, Tofena aile kasabı açacağım. Eti bizden alacak. Size de dokunmayacak. Thank you.
böyle? Muhteşem olmuş. Kızlar, doğru tuvalete, makyaj tazelemeye. Takip etmemi istiyorsanız söyleyin yeter. Toygar ve Saz arkadaşlarını 20 kilometre öteden takip edip en küçük yanlışlarına şak diye tepelere binebileceğiz. Hiç merak etme Ulke Hoca. Öyle bir plan hazırladım ki Toygar ve Saz arkadaşlarını bu okuldan hem ağlarım hem giderim türküsüyle uğurlayacağız. Terk edecekler bu okulu, terk. Aa, öyle mi abi? Nasıl? Görürsün. Yarın gün sayıyorum Ulke Hoca, gün. Günaydın hocam. Müdür bey, bu bizim Ayşegül'ün ablası değil mi? Okula ne zaman kaydoldu? Ayşegül değil mi o? O mu? Bak bakayım müdür bey. Ne kadar hızlıymış. Bir anda ta öbür uca gitmiş. Bit kadar görünüyor. Ders tutma. Ha, Ayşegül o ya. Ayşegül'müş. İyi ki de gitmemişsin. Yoksa Ayşegül kesin çıldırdı. Kesin. Ben olsam giderdim. Orada şimdi ne güzel kızlar vardır. Hayran hayran bakardım. Okuldaki 15-16 yaşındaki kızları görmekten içim sıkıldı ya. İçim açılırdı. Tabii ya. Buradakiler çocuk. 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 Ne bakıyorsunuz oğlum? Günaydın çocuklar. Günaydın Selim. Günaydın. Ayşegül, sensin değil mi? Evet Selim. Niye şaşırdın? Hiç. Ya öyle bir an farklı göründün de. Nasıl farklı? Böyle olgun. Ne kadar olgun? 18'lik kadar mı? Söyle bakalım. Uf, olmuyor, olmuyor, olmuyor. Kaç kere söyledim anneme. Bu rujların 300 avrolukları çıktı diye. Hala 180 avroluk rujlara talim ediyoruz. Ya ama Tuğçe, Ayşegül'ün makyajının aynısını tutturamayacağız. Bence boşuna uğraşmayalım. Ne demek uğraşmayalım, ne demek? Hala bu okulun en güzel makyaj yapanı ve de en olgun gösteren kızı benim. Bu unvanı kimseye bırakmam. Ya ama Tuğçe, alındı galiba bu unvan senden. Ya siz delirtecek misiniz beni? Buna izin vermem. Ama Tuğçe, Ayşegül'ün ne rujunun ne allığının ne de rimelin aynısını tutturamıyoruz. Saça hiç girmiyorum. Sen saça girme ama ben gireceğim. Hem de öyle bir gireceğim ki. Bakın, en iyisi şöyle yapalım. Diyorum ki, Ayşegül'ü bulup... Sağ olsun Selda halamlar, rica ettim. Kırmadı, bana hafif bir makyaj yaptı. Nasıl olmuş? Harika. Siz çıkıp dolaşsanıza biraz. Güzele bakmak sevaptır derler, sevaplı diye işleyemiyoruz. Çıkarken kapıyı da kapat hadi. Çıkarken kapıyı kapatırsak üstümüze kapanır. Çıktıktan sonra kapatsak. Hadi. Hadi hadi. Kıskanç. Espri bile yaptım ya. Kıskanç. Nerede kalmıştık? Ben makyajım nasıl olmuş diye sormuştum. Sen de cevap veriyordun. Cevap veriyorum. Aman Ayşegül, sakın heyecanlanma. 16 yaşında değil, artık 18 yaşındasın. Muhteşem olmuş deyince olgunlukla karşıla. Hafifçe gülümse ve nazikçe teşekkür et. Sakın zıplama yerinden. Makyajın Ayşegül. Ay Ayşegül, nihayet seni gökte ararken yerde buldum. Ve de tabii Selim'in yanında buldum. Ama buldum ya, önemli olan o. Ya yardımına ihtiyacım var Ayşegül. Derdime bir tek sen derman olabilirsin. Ya bir 5 dakika benimle gelebilir misin? Ne derdin var Tuğçe? Ya burada söyleyemem. Bir 5 dakika ne olur. Ama inan senden başka kimse yardımcı olamaz bana. Bir 5 dakika lütfen ne olur. Peki tamam, 5 dakika geliyorum. Selimciğim, ben 5 dakika sonra buradayım, geliyorum. Harika Ayşegül, hadi gel. Ay nihayet geldik. Ne derdin var Tuğçe? Ayşegül, benim derdim. Söyle. Sensin. Ne? Ben miyim?
Sen ne yaptın benimkinden daha güzel bir makyaj ve saçla gelirsin ha? Ne yapıyorsunuz ya? Ya bıraksanıza beni. Ayşegül. Eser kalmadı. Artık kimse dönüp sana bakmaz. Kızlar operasyon sona erdi. Hadi kaçın. Hayır olamaz ya. Eski halime döndüm. Bu yüzden asla insan içine çıkamam. Aa, ne haber Ayşegül? Hayır Ceren, sakın yüzüme bakma. Neden? Beni bu halde görmeni istemiyorum. Ay ne var canım her zamanki hali. Sonsuz hiç hatırlatma. Ne olur beni eve götür, hemen eve götür. Hadi ne olur. İyi tamam gel hadi, hadi gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.